Arkadaşlar, popülist siyaset dersimizin 4. haftasında popülist lider figürü üzerine konuşacağız. Özellikle popülist lider figürünün temel özellikleri neler? Bunlar üzerine değineceğiz. Daha sonrasında da sunum konularımız ve sunum tarihlerimizle alakalı süreçleri netleştireceğiz. Yani dersi bu aşamada bugün için ikiye böldüm. Bu perspektifte dersi sürdüreceğiz. Sunum konu listesi size vermiş olduğum, hazırladım. Az önce aleme sevkledim ama derste göstereceğim. Ve sunum tarihlerinizi netleştireceğim. Belirledim en azından tarihleri. Ama ondan öncesinde dediğim gibi popülist lider figürü üzerine biraz dersin ilk kısmında bunu konuşacağız. Buna ilişkin makaleyi de ALMS'ye yükledim. Siz de oradan indirebilirsiniz. Ben bir yandan bu esnada ekran paylaşımı yapmış olayım. Aslında buradan da görebileceğiniz üzere bugün popülist lider kavramını konuşacağız. Çünkü biz daha öncesinde geçtiğimiz haftalarda önce popülizmin temel çerçevesini çizmeye çalıştık. Daha sonra stratejileri nelerdir bunlar üzerine biraz konuştuk, odaklandık. Bugün ise popülist lider figürü nasıl, hangi temel karakteristik özelliklere sahip bunun üzerine konuşacağız. Tabii popülist lider dediğimiz zaman aklımıza çok sayıda temel özellik geliyor. Ve bu özelliklerin başında ise karizmatik otorite, daha önceden de ifade ettiğim karizmatik otorite kavramı var. Ve bu karizmatik güçlü adam figürü bütün popülist, birçok popülist liderde karşımıza çıkıyor. Ya doğrudan ya da dolaylı biçimde karizmatik güçlü adam olarak tanımlanıyorlar. Bu perspektifte ele alınıyor. Tabii bunun önemli kısmı burada bir lider kültü yaratabilmek. Yani bütün o popülizmin güçlü adam figürüyle o lider kültünü yaratmaya çalıştığını biz görüyoruz. Ki bunun ilk örneği yine konuştuğumuz daha öncesinde en azından ifade ettiğimiz örneklerden birisiydi. İlk popülizmin belki de ilk cismani hali diyebileceğimiz Arjantin 2. Dünya Savaşı öncesi ve esnasındaki başkan olan Juan Domingo Perón. Ki daha öncesinde asker, albay olan Perón özellikle kendi o güçlü adam figürünü ilk gösteren isimlerden birisi. Yine bir başka asker, ordu mensubu daha sonra iktidara gelen Venezuela liderlerinden Hugo Chavez. Tabii sadece asker geçmişi olmak güçlü adam değil. Onun haricinde maddi açıdan zengin olmak da güçlülük göstergesi haline dönüşebiliyor. Ki bunların yine bilindikli özellik örneklerinden birisi İtalya'nın başbakanı Silvio Berlusconi ya da Tayland'ın eski başkanı Thaksin Shinawatra. Bunun yine bilindik örneklerinden birisi. Güçlü adam figürünü sadece fiziki değil özellikle maddi açıdan da gösterilebildiği örnekler bunlar arkadaşlar. Tabii güçlü bir lider olarak sunuluyor, en azından ifade ediliyor. Ve bu popülist güçlü adamlar uzman tavsiyelerine rağmen zaman zaman işte zor ve hızlı kararlar almaktan korkmayan, konuşmadan ziyade eylem adamı imgesini işleyerek o güçlü adam figürünü bir nevi göstermeye, hatta daha da ileriye götürmeye çalışıyor. Özellikle işte o bahsettiğim gibi sürekli olarak kendileriyle mücadele eden işte dış güçler ya da diğer aktörlere karşı o güçlü adam figürünü sürdürebilmek için cesur eylemler harekete geçirdikleri ya da sağduyulu çözümler ürettiklerini ileri sürüyor popülistler. Yani en azından böyle bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Tabii güçlü adam dedim. Buradan aslında baktığımız zaman popülist liderin erkeklik gücüne de bir vurgu çok açık ve net. Yani bu erkeklik gücünden kastımız işte güçlü bir erkek figürü, aynı zamanda işte kadınlarla olan ilişkisinde de bunu kullanan bir erkeklik. Yine en bilindik örneklerden birisi İtalya'nın uzun dönem boyunca başbakanlığını yapmış olan Silvio Berlusconi. Takip ettiyseniz o dönemler içerisinde ya da en azından karşılaştıysanız işte birçok özel hayatındaki skandallardan tutun da
işte kadınlarla, genç kadınlarla olan ilişkilerine kadar sürekli olarak İtalyan kamuoyunu meşgul eden bir karakterden bahsediyoruz. Burada da fotoğrafını göreceğiniz Silvio Berlusconi. Ve medyada da hani bu erilliği, yani bu erkek güçlü adam figürü de hep medyada da bu şekilde gösteriliyor. İşte onun genç kadınlarla olan ilişkisi ve orada o güç figürünü bu şekilde temsil etmesi. Bu önemli. Bunun haricinde örneğin yine güçlü figür, adam figürü olan popülist liderler zaman zaman o basit ya da kaba bir dil kullanmayı tercih ederler. O da mesela kendilerinin hani o güçlü adam figürünü bizlere gösteren bir başka örnek. Ve dediğimiz gibi daha böyle avam bir dil, hatta zaman zaman adi bir dil kullanarak o kabalıklarını bir nevi siyasi arenaya güçlülüklerini göstermek için kullanırlar. En azından bunu görebiliyoruz. Tabii karizma meselesi şu adamdan sonra, erillikten sonra en önemli meselelerden birisi. Karizma, karizmatik otorite aslında Alman sosyolog ünlü Max Weber'e kadar giden bir kavramdan bahsediyoruz. Ve Weber karizmatik liderliği, özellikle insanların otoritenin en genel kaynaklarından ziyade o siyaset dışılıktan, kriz zamanlarında işte o inisiyatif almadan kaynaklandığını söylüyor. Tabii bu bağlamda da karizmatik liderlik çerçevesi içerisinde popülist liderlerin de burada karizmayı kullandığını görüyoruz. Ve liderlik izleyici arasında da bir bağ oluşuyor. Yani izleyicinin de karşısındaki liderleri ya da aktörleri bir şekilde karizmatik bulma ya da görme. Tabii karizma evrensel bir şey değil. Burada farklılaştığı unsurlar var. İşte kültürel olarak farklılaşabiliyor. İsviçre'de karizma görülen Peru'da farklı görülebiliyor gibi. Yani bu biraz da tabii kültürel değişikliklerle de etkilenen bir kavram. Ama önemli bir kavram. Yani karizma burada özellikle destekçilerle doğrudan bir bağ kurmaya fayda sağlıyor. Çünkü onları karizmatik gören kim? Yine görüyoruz, dolaşıyoruz, aynı şeyi söylüyoruz. İnsanlar, halk. Dolayısıyla burada halkın o karizma kavramını görmesi bizler için önemli bir element ya da en azından fark etmemizi sağlayan önemli bir unsur arkadaş. Tabii o karizmatik liderlik kavramını düşündüğümüz zaman hani karizmanın sadece lider figürüyle nitelendirilebileceğine dair çok sayıda yorum. Yani sadece lidere bağlıdır. Lider ölür, hani karizma biter, popülizm biter gibi temel argümanlar, tartışmalar var ama bazı akademisyenler, bu konu üzerinde çalışanlar zaman zaman karizmatik liderliğin karizmatik siyasal partilere dönüşebileceği, yani siyasi örgütler içerisinde kurumsallaştırılabileceğini de ileri sürmüşler ya da en azından buna dair bir savunu geliştirmişlerdir. Ki önemlidir baktığımız zaman bu karizmatik partilerin oluşması. Yani işte buna popülist liderleri bir yanda hem kendi karizmatik liderlik gibi olması ama bunu bir süre sonra da partilerine dönüştürmesi. En bilindik örneklerden birisi Fransız Ulusal Cephesi, Front National ve onun lideri Jean-Marie Le Pen ve şu anda devam eden lideri kızı Marine Le Pen olmak üzere. Bunun mesela bilindik örneklerden birisi. Dolayısıyla popülist, karizmatik liderlik zaman zaman parti içerisindeki örgütlenmeleri de bir karizmatik örgütlenmeye dönüşebilir arkadaşlar. Bu açıdan önemli. İlk unsur, konuştuğumuz ilk unsur dediğimiz gibi karizmatik, güçlü adam figürüydü. İkinci unsur ise aslında sizle geçen gene popülizmin temel konseptlerinde konuşmuştuk. Özellikle genel irade, o halkın iradesinin desteğini alabilmek. Bunu alırken en önemli, yani bana kalırsa popülist liderin olması gereken özelliği halkın sesi konumunda olabilmek. Ne dedik? Hep aynı şeyi söyledik. Popülizmin temel çerçevesini çizerken bir tarafta yozlaşmış seçkinler, diğer tarafta saf
ya da ani halk ve bunlar arasındaki mücadele. Ama siz bunları yaparken iki farklı süreçten geçmeniz gerekiyor. Bir, o seçkinlerden ayrılmanız gerekiyor. İkincisi, halkla bağlantı kurmanız gerekiyor. O bağlantı meselesi aslında sahicilik iddiasıyla alakalı. Gerçekten halkın sesi olabiliyor mu? Halk nezdinde sahici bir konumda durabiliyor mu? Bunu ifade etmek gerek. Bunu konuşmak gerekiyor. Tabii popülist liderler takipçilerini dediğimiz gibi halkın bir parçası olduğuna ikna, burası ikna etmek zorundalar. Ve aslında popülist güçlü adam figürüyle bunu kısmen yapıyorlar ama zaman zaman daha yaratıcı olmak zorundalar. Ve bu yaratıcılıkla halkın sesini nasıl olabileceklerini, yani sadece karizmanın yetmeyeceği yerlerde nasıl olacağına dair de farklı, dediğimiz gibi, yöntemler var. Birincisi, örneğin kadınlar. Güçlü adam dedik ki, güçlü adam bir klişe ama nihayetinde popülist liderler sadece erkeklerden oluşmuyor. Birçok kadın popülist lider örneği de mevcut arkadaş. Ki bunların en bilindiklerinden birisi, Arjantin'in ilk örneği demiştik, Juan Domingo Perón. Aslında onun eşi, ikinci eşi olan Eva Perón ya da Evita diye de geçer. Onun çizmiş olduğu, aslında doğrudan siyasete bağlı olmasa bile hani bir first lady konumunda siyasetin içine girmesi ve bir popülist kimlikle bunu sağlaması. Ama doğrudan liderler için bakar isek yine en bilindiği Fransa'da elbette Jean-Marie Le Pen'in kızı olan da siyah beyaz fotoğrafı var. Marine Le Pen, uzun yıllardır seçimlere giren ve kendi partisine en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde %42 gibi bir oy alarak Fransa tarihinde görülmemiş bir şekilde aşırı sağ ve bir popülist partinin alabileceği maksimum oy olan %42'ye kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde ulaşmış bir politik figürden bahsediyorum. Çok da önemli bir figür bu açıdan baktığımızda. Marine Le Pen. Onun haricinde de başarılı başka örnekler var. Almanya'da Alternative für Deutschland partinin lideri olan Petri. Alaska'nın eski valisi, Amerika'da çok bilinen cumhuriyetçi aktörlerden biri olan Sarah Palin. Ya da yine biz geçtiğimiz dönem bir arkadaşımız buna ilişkin bir sunum yapmıştı. Daha sonrasında biz onu da göstereceğiz. Bir makale haline dönüştürmüştük biz bunu, çalışmayı. Avustralya'da Pauline Hanson bunun örneklerinden birisidir. Ve burada kadın figürü neden önemlidir dersek, kadınlar özellikle o bahsettiğimiz imajı ortaya koyabilmek, yani o halk nezdinde, özellikle yine kadınlar nezdinde popülaritelerini arttırmak için anne ve eş figürünü ortaya koymaya çalışırlar. Anne ve eş olarak kendilerini gösterip özellikle kültürleri tarafından tanımlanmış iyi kadın olma özelliklerini vurgularlar. Hani o sahici olmak meselesini burada kadın figürü üzerinden ortaya koyuyorlar. Bu şekilde bir örnek olarak verebilirsek, işte Pauline Hanson, Avustralya'nın meşhur dediğimiz gibi kadın figürlerinden birisi. İşte ben bu ülkeyi annesiymişim gibi bir tutkuyla önemsiyorum. Avustralya'yı ve Avustralya halkı benim çocuklarım cümlesini kullanması. Hani işte bu bahsettiğimiz aslında kendini bir anne figüründe adı altında işte halk kitlelerini de kendi çocuğu gibi görmesi. Hani o anne ve aile figürü altında nasıl kadın popülist kadın figürünün kullanıldığını bize gösteriyor arkadaşlar. Yani kadınlar bu şekilde dahil olabilir. Karizmatik erkek güçlü adam figürü haricindeki örnekler üzerinde. Kadınlar olabilir. Bir başka örnek, girişimciler. Girişimciler nasıl halkın sesi haline dönüşebilir? En büyük soru işareti bu. Çünkü niye? Ne demiştik işte, bir tarafta elitler dedik, seçkinler dedik, bir tarafta arayalım. Peki girişimciler burada nerede? Girişimciler baktığınız zaman zengin, işte iş adamları ya da benzeri unsurlar. Ve bunların bu
çatışma içerisinde olması gereken yer o seçkin kısım. Peki bunlar nasıl halkın sesi olup popülist lider haline geliyorlar? Bu bir soru işareti ve aslında popülizm kendi içerisinde barındırdığı önemli bir çelişki. Örnekler var. İşte en bilindik örneklerden birisi elbette İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi. İtalya'nın en zengin 6. ailesi olarak bilinir. Yani milyar dolarlık bir servetten bahsediyoruz. Çok önemli bir servet. Burada önemli olan arkadaşlar, yani bu insanların, girişimci dediğimiz aktörlerin nasıl kendini ayrıştırdığını tespit edebilir. Çünkü diğer seçkinlerden kendilerini ayrıştırmaları gerekiyor. Ve halkın yanında olmaları gerekiyor. İşte burada kendilerini şu şekilde sunuyorlar. Evet, bizim servetimiz var ama biz servetimiz dürüstlüğümüzde işte kazandık. Yozlaşmış siyasetçilerle bizim bir bağımız yok. Yozlaşmış elitlerle bir bağımız yok. Biz kendi emeğimizle bu noktaya geldik ve bütün o serveti kendi kendilerine yaratmış bir iş adamı olarak sunmaya başlıyoruz. Yani bunu bu şekilde sunduğunuz zaman o zaman da şu argümanı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bizim derdimiz, biz profesyonel siyasetçi değiliz. Biz siyasete mali kazanç için girmeyiz. Biz sadece halkımız için güleriz. Halkımız için fedakarlık yaparız. Berlusconi'nin şu sözleri aslında bunun en bilindik örneklerinden birisidir. Güç elde etmek için makama ihtiyacım yok. Dünyanın her yerinde evlerim, muazzam tekneler, güzel uçaklarım, güzel bir eşim ve güzel bir ailem var. Ama ben fedakarlık yapıyorum. Siyasete girerken Berlusconi'nin en çok kullandığı söylemlerden birisi bu fedakarlık kısmı arkadaşlar. Yine bizim için oldukça önemli diyebileceğimiz, nitelendirebileceğimiz bir çerçeve. Onu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla popülistlerin de burada böyle bir çerçeve koymaya çalıştıklarını, o fedakarlık olgusu üzerinden, o zenginliklerine rağmen sırf halk için siyasete girdiklerini iddia ederek, tabii doğrudur, yanlıştır, onlar nihayetinde ayrı bir tartışma olmuş. Ama bizim için önemli olan halk nezdinde ki algı önemli. Bunun için yaparlar. Tabii bu arada halka nüfuz edebilmek için de halkın sevdiği bazı alanlara girmeye çalışırlar. İşte Berlusconi dediğimiz gibi hem televizyon kanalı satın alması, ki televizyon nihayetinde halkın en önemli eğlence araçlarından birisi, ya da futbol kulüpleri satın alması, ki Berlusconi işte Milan'a uzun süre başkanlığı yapması. Bunlar bunun stratejileri destekliyor. Türkiye'de de bunun örneği vardı. Daha önce sizlerle de konuştuk. Türkiye'deki tek gerçek Komünist Parti kıvamında olan Cem Uzan ve Cem Uzan'ın Genç Partisi. Bu da öyledir. Cem Uzan da baktığınızda bir iş adamı olarak ilk olarak arenada bulunmasına rağmen daha sonrasında siyasete atılmış. Ve işte bir televizyon kanalı, daha sonra futbol kulübü İstanbulspor'du, hatırlamıyorsam. Bunları satın alarak işte aynı benzer taktiklerle, stratejilerle Türk siyasetine bir popülist lider figürü olarak girmeye çalışmış. Ama Türkiye'de seçim barajına takılarak bunu sürdürememişti. O dönem içerisinde bunu en azından örnek olarak ifade edebiliyoruz arkadaşlar, söyleyebiliyoruz. Tabii bu bağlamda değerlendirebileceğimiz bir başka örnek ise etnik liderler. Bu da önemli bir örnek ya da kavram diyebileceğimiz, etnik kimlik ile popülizm arasındaki ilişki. Latin Amerika'da çok barizdir. Etnopopülizm dediğimiz bir kavram. Yani bu etnik grup aslında hani radikal sağ popülist ya da Avrupalı radikal sağdan biraz farklılaşıyor. Evet, halk ve seçkinler arasında bir ayrım burada gözükmüyor ama etnik grubun parçası olmak, yani indigenous dediğimiz yerli olabilmekle yabancı olabilmek arasında bir ayrım. Bunun en bilindik örneklerinden birisi Bolivya örneği. Evo Morales ve partisi MAS, etnopopülizmin tam tipik bir prototipi diyebileceğimiz bir örnek incelemedir. Ki Morales çoğunluğunu aslında sistematik bir biçimde ayrımcılığa uğrayan, yerli halkın oluşturduğu büyük olan Bolivya'dır. Bolivya'nın iki yerli başkanı, kendisi de yerlidir. Ama bir yandan evet, bir ciddi ayrımcılık söz konusu yerli halka. Bir yandan da bunu kullanarak
halkla bağlantısını, hani sahici olabilmeyi sıklıkla kullanmaya gayret göstermiştir. İşte biz de diğerleriyse, peki diğerleri harici olanlar, yani yabancılar. Ve Morales'inde bu etnik kimliği sürekli vurguladı. İşte biz Kızılderililer, Latin Amerika'nın ahlaki deposuyuz cümlesiyle gibi. Yani o etnik popülizmle dediğimiz gibi o diğer aktörleri, işte daha şehirlerde yaşayan aktörleri yabancılaştırarak kendi desteğini muhafaza etmeye çalışmış. Bu da yine oldukça önemli bir kavram, etnopopülizm kavramı. Özellikle Latin Amerika'da Peru örneğini birazdan burada bahsediyor. Fujimori örneği, Peru'da güçlü bir popüler siyasetçi haline gelmesi gibi. Ya illa etnik bir çoğunluğun parçası olmak zorunda değil. Fujimori Japon kökenli kökenlerdi ama Peru'nun içerisinde dediğimiz gibi kendi kökenini bir etnik silah haline dönüştürebilmişti. Tabii burada bir diğer tartışma dahili harici olma tartışması. Deminden beri söylediğimiz hani harici statü, dış yabancılaştırma ile birlikte bir de dahili olabilme. Yani siyasetin parçası içerisinde olabilme de bir başka önemli figür ya da profesyonel olarak siyasi sınıfın içerisinde olabilme. Burada aslında baktığımız zaman farklı üç tipimiz var. Yani hem hariciler olabilir, hem dahil hem harici olanlar olabilir ya da tamamen harici, yani sistemden dışında olanlar olabilir arkadaşlar. Tabii baktığımız zaman harici popülistler içerisine baktığımızda, yani sistemin tamamen dışından gelerek kimler vardır dersek çok azdır. İşte Hugo Chavez'dir ya da Fujimori'dir. Hani hiç siyasetin içinde değillerdir. Siyasetin tamamen harici dışında yer alan aktörler olarak başlamışlardır. En bilindik örneklerinden birisi baktığımızda Hugo Chavez, işte düşük rütbeli bir subay ki ihtar ve girişim başarısızlıkla sonuçlanmış. Fujimori yani bir akademisyen. Herhangi bir siyasi bağlantısı olmayan bir akademisyen Peru'da. Bunlar örnek olarak verilebilir. Ama esas daha başarılı ya da daha sıklıkla gördüğümüz örnekler hem dahili hem harici olan. Yani bir seçkin değil. Yani herhangi bir siyasi bağlantısı söz konusu doğrudan değil ama rejimden de, yani siyasi rejimden de tamamen bağımsız aktörler değil. İşte Avusturya'daki Avusturya Özgürlük Partisi'nin lideri olan Jörg Haider ne bildik örneklerinden birisidir. Haider doğrudan doğruya siyasi bir seçkin olmayıp ona rağmen dönemin Avusturya şansörlüsü pardon Bruno Kreski'nin danışmanı gibi, onu koruması altında gibi. İşte Berlusconi'nin ilginçtir siyasi sahneyle başlaması İtalyan Sosyalist Partisi ile başlamıştır. İlginç bir şekilde. Ve daha sonrasında İtalya'nın 80'li yıllardaki başbakanı Craxi ile olan yakın ilişkisini kullanmıştır. Yani doğrudan siyasi bir parti değil ama bütün siyasilerle içli dışlı olabilme, bunu sağlayabilme, hem dahili hem harici olmaya en azından gösteriyor bize. Bunlar daha çok örnek olarak çok daha dediğimiz gibi sayıca fazla. Kısa bir grup ise dahili, küçük bir grup ise dahili. Yani doğrudan siyaset içinde olan. Viktor Orban en bilindik örneklerden birisidir. Yani Fidesz, hatta Fidesz'den önce de bir başka liberal parti, daha sonra Fidesz'i kuruyor kendi partisi ve o dönemlerde ilk siyasete atıldığında tamamen liberal bir. Ama daha sonrasında işte zaman zaman muhafazakarlaşan ve en sonunda popülist bir lider olur. Ama hep siyaset. Orban uzun yıllar boyunca siyasetin içinde. Yani Taksin Şinavatra, Tayland örneği gibi bunun örneklerinden birisi. Ama bunlar da sayacağız. Daha çok sayıca fazla olanlar harici ve dahili. Yani ikisini bir arada en azından götürmeyi başarmış olan aktörlerdir diyebiliriz. Ama dediğim gibi tamamen harici olanlar, işte Chavez örneğini verdim.
Ta belirgin bir örneğini verelim. Onun listesinde var. Maduro'dur, Nicolas Maduro. Yani Maduro'nun Chavez'den sonra iktidara gelen Maduro'nun kimliğine ya da konumuna bakarsanız aslında baktığınızda bırakın siyasetin yakından uzaktan alakası olmayan geçmişinde şoförlük yapan birisi oldu. Ama Chavez'le olan yakın ilişkileriyle işte bir şekilde siyasete dahil edildiğini görüyoruz. Daha sonrasında işte hızlı bir şekilde yükselip Venezuela lideri haline gelebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu önemli. Hatta bir o harici olanlar, siyasetin dışında olanlar bir süre sonra içeri girdikten sonra, popülist olduktan sonra kendi dahili diyebileceğimiz kendi kliklerini yaratabiliyorlar. Chavez de bu bilindik örneklerinden birisi. Bolivya Burjuvazi dediğimiz kendi yönetici sınıfını inşası. Bu da önemli bir değişim ya da dönüşüm. Ama bizi ilgilendiren daha dahili harici bu temel farklılıklar neler? Bugün içerisinde dediğimiz gibi arkadaşlar şu ana kadar kısmı ilk yarım saatlik kısımda popülist lider figürü üzerine sizlerle konuşmaya çalıştık. Bu figür üzerine bir çerçeve çizdik. Belki önemli bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda o popülist lider figürünü anlatması için. Tabii bundan sonraki aşamada da dediğim gibi dersin ikinci kısmında da sunumlarınızla alakalı konuşacağımı zaten söylemiştim. Bu makale kısa bir makale zaten. Alemsiz buluşup bakabilirsiniz. Bir yandan öncelikle sunum konularınızı ekrana paylaştırmak istiyorum. ALMS'yi az önce yükledim. ALMS'e ulaşabilirsiniz. Ülke listesi. Bizim popülizm dersiyle alakalı temelde yapacağımız bir ülke ya da işte popülist lider ya da popülist parti seçimi ve bunun incelenmesini sizlerden isteyeceğim. Ben buna ilişkin örnekler sizle paylaşacağım. Kendimi anlatacağım. İlerleyen haftalarda. Gelecek hafta popülizmin türlerini işleyeceğiz. Sonra da birkaç örnek vereceğim ben size. Hani burada da ne istediğimi zaten detaylıca konuşacağız. Ama önceliğimiz tabii ki de ülkeleri seçmek. Aslında bunları ortaya koymak. Ve sizlerden de özellikle farklı coğrafyalara buraya dedim. Bu coğrafyalardan herhangi birisinden bir örneği incelemenizi isteyeceğim. İşte Fransa, Avusturya, Hollanda, İtalya bunlar hepsi baktığımız zaman Avrupa'daki bilindik örnekler. Almanya, Macaristan, Orban, Polonya'da Kaczynski. Yani bütün bunlar Avrupa özelinde çok bilindik örnekler. Bunun haricinde işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ve Trumpizm son dönemde çok tartışılan yine örneklerden birisi. Latin Amerika'ya da gidebilirsiniz ya da farklı coğrafyalar. Latin Amerika'da özellikle sol popülizm. Gelecek hafta konuşacağız sağ ve sol popülizm. Burada Venezuela ya da Bolivya örneği ya da Küba örneği. Yine konuşulan örneklerden birisi. Arjantin'de peronizm ilk belki de klasik popülizm dediğimiz. Popülizm türlerini dediğim gibi konuşacağım. Örnek olarak verebileceğimiz örnekler. Sol popülizm Avrupa'da İspanya ve Yunanistan'ki Syriza, Tsipras örneği bilindik örneklerinden birisi. Yani bütün bunlara baktığımızda böyle bir listemiz var. Ve sizlerden de bu listeden herhangi bir sunum konusu bir şey seçmenizi isteyeceğim. En azından buradan bir örnek belirlemenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bu listeye Hocam evet liste dışına çıkabiliyor muyuz? çıkabilirsiniz. Sıkıntı değil ama ben de tabii hani sorarak ve okeyleşerek onu da sağ olsun olduğum için bunun haricinde ben sadece yani böyle bir örnek rehber olarak verdim. Yani bunun haricinde de kendi bulduğunuz ülke incelemeleri olabilir arkadaşlar. Bu söylemiş olalım. Ama bana sorarsanız hani benim bir okeylersen daha sağlıklı olur. Öyle söyleyeyim. Bunun haricinde dediğim gibi burada hani bizim sadece benim aklıma gelen, ilk aklıma gelen örnekleri burada sizlerle paylaşıyorum. Sizlere daha böyle kolaylık sağlaması açısından. Ama dediğim gibi listeyi ALMS'den check edebilirsiniz. Orada mevcut. Ve benim bundan sonra yapacağım dediğim gibi sunum tarihleri. Çünkü bildiğiniz üzere bir yandan tarihleri de çekildi. Gelecek hafta popülizmin türlerini konuşacağız. Sağ popülizm, sol popülizm. Sonra ben birkaç 2 hafta büyük ihtimal örnekleri anlatacağım. Yani 22 Mart'ta bunu konuşsak. 29 Mart ve 5 Mayıs derslerinde Nisan pardon.
Ben anlatacağım. Örnekleri inceleyeceğim. Sizden ne istediğimi anlatacağım. Daha önceden söylediğim gibi vize kısmında quiz yapacağımı, küçük bir quiz yapacağımı söylemiştim. 12 Nisan Çarşamba günü quizimizi gerçekleştiririz. Ona ilişkin de ne soracağını soruruz. Margaret Thatcher, yani aslında baktığımız zaman tam anlamıyla bir popülist figür değil. Onu bana sorarsan. Neden değil dersek biraz daha sağ neoliberal bir politika anlayışı izledi. Partisine bakarsanız yani Muhafazakar Parti İngiltere özelinde çok uzun zamandır işleyen bir parti ve bir popülist bir parti değil. Dolayısıyla hani bunu çok fazla uygun olduğunu mesela düşünenlerden değil böyle söyleyeyim sana. Ama hani İngiltere özelinde neyi alabilirsin? İngiltere'de en bilindik örneklerden birisi işte Brexit'le ortaya çıkan UKIP dediğimiz işte Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi ya da Nigel Farage dediğimiz önemli bir aktör kendisi, popülist bir aktör. Mesela İngiltere üzerinde bunu alabilirsin. Ama Thatcher bana kalırsa popülizmin dışında kalır. Öyle söyleyeyim. Anladım hocam. Aslında kadın olması için özellikle bir Hayır, kadın lider. kadın figürü ama işte kadın figürü içerisinde muhakkak o popülizmi görmemiz gerekiyor. Çok belirgin bir şekilde. Fransa mesela bunun örneğidir. Marine Le Pen çok belirgin bir örnektir. Ya da Avustralya'da Hanson belirgin bir örnektir. Ama Thatcher o kısma en azından girmiyor. Yoksa hani kadın liderlere girersek aslında çok sayıda farklı örnek olabilir. Hatta muhafazakar kadın liderleri de görebiliriz ama hani popülist olarak inmemiz için elimizde çok daha fazla veri olması lazım. Öyle söyleyeyim. Anladım hocam. Yani düşünebilirsiniz. Daha vaktiniz yok. Aceleniz yok. Ama hani bana ne kadar hızlı bir şekilde dönüş yaparsam sizler için o kadar iyi. Yani çakışma ihtimalinden dolayı söylüyorum. Çünkü aynı konu seçme durumu olursa ben ilk kim yazdıysa konuyu ona verir. Onu söylemiş olayım. Dolayısıyla hani düşünün vaktiniz var ama çok da gecikmeyin. Gerçi çok da şey miyiz kalabalıkta değiliz. Derseniz zaten 11 kişi zaten 5-6 kişi genelde düzenli katılıyor. Dolayısıyla çok sorun olmaz ama neden? Hani tavsiyem yavaş yavaş düşünmeye başlamanız. Bir yön araştırma yapmaya başlamanız arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olayım. Dediğim gibi 12 Nisan'da kısa bir quiz yapacağımızı söylemiştim. Vize notumuz olarak geçecek. Onunla alakalı konuşuruz. Nasıl bir soru sorarım, nasıl bir çerçeve yaparım. Daha vaktimiz var onunla alakalı. Online yapacağım zaten. Yani bir ödev gibi düşünün. Daha sonrasında da 19 Nisan'dan itibaren de arkadaşlar sunumlarımıza başlamayı düşünüyorum. 5 hafta olarak değerlendireceğim sunumlarımızı. Yani 5 hafta içerisinde 11 kişiyiz. İşte ikişer ikişer son hafta 3 olur. 17 Mayıs'a kadar 19, 26, 3, 10 ve 17 Mayıs bu tarihlere kadar yani bu tarihler içerisinde sunumlarınızı gerçekleştireceksiniz. Son dersimiz 24 Mayıs'ta. Ben şöyle bir gene toparlama yaparak dersi tamamlarım. Bu şekilde genel değerlendirme yaparız. Tabii dediğim gibi herkes her derse yani daha doğrusu bu ders içerisinde gelmeyen arkadaşlar var. Hani onların sunum haftaları olmayacaktır. Onlara yapacak bir şeyimiz yok. Şeyi de tekrarlayayım arkadaşlar. Hani ilerleyen süreçlerle alakalı ne karar verilecek bilmiyorum. Yani yüz yüze eğitimle alakalı. Dolayısıyla buna ilişkin farklı açıklamalar var. YÖK Başkanı ayrı açıklama yapıyor farklı. Yani bunlar çok belirgin durumlar değil ama biz dönemin yarısını neredeyse gelmiş durumdayız. Bu saatten sonra yüksek lisans seviyesi için konuşuyorum. Lisanslar hani öğrenciler gelir ama yüksek lisans seviyesi için bu saatten sonra hadi tekrar yüz yüze dönelim kolay bir şey değil. En azından gelen arkadaşlar. Dolayısıyla hibrit bile olsa ben okuldan yine yaparım. Yine online katılırsınız. Sunumlarınızı da online alabiliriz. Herhangi bir konuyla alakalı herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bunu şimdiden söyleyeyim ben en azından kesin bir açıklama bekliyordum ama belli ki bu iş biraz muğlak olacak ama bu muğlaklık sizi etkilemesin. Dolayısıyla hani sunumlarınızı online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bunu tekrar altı çiziyorum. Sunumlar canlı olacak. Kamera açmanızı isteyeceğim sunumlar esnasında. Bu benim için önemli. Bunu tekrar söyleyeyim. Dolayısıyla herhangi bir iş durumunuz vesaire olsa onu ayarlayın. Şimdi tarihleri birazdan belirleyeceğimiz için hani o konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Onu en baştan söylemiş olayım. Ama hani uzaktan kısımla alakalı çoğunluk çalıştığı için. Yani bu dönemi bu şekilde geçireceğiz. Buna artık yapacak bir şey yok. Onu tekrar ifade etmiş olayım. Kağıtlar isimlerinizi yazdım ben burada. Kağıtlardan seçerek belirleyeceğim. Ve ilk olarak 19 Nisan olarak seçiyorum. Onurcan sen biraz önce gelmiştin. İlk 19 Nisan'da senin sunumun ile başlayacağım. Sunum listesini dediğim gibi ALMS'ye yükledim oradan. Bir popülist ülke incelemesi seçebiliyorsunuz. Buna ilişkin de arka konuşuruz zaten. Mustafa sen de buradasın. Şansımıza burada olanlar çıktı. 19 Nisan'da Mustafa'yla da devam edeceğiz.
26 Nisan Alihan derse geliyordu, bugün gelmedi ama derse gelen birisi. Dolayısıyla sunumunu yapar diye düşünüyorum. 26 Nisan Alihan. 26 Nisan Ayça. Mail atmıştı ama işle alakalıydı herhalde. Gelemiyordu. 3 Mayıs Burak Er. Demin geldi herhalde, çıktı. Bilmiyorum. Gerisi. 3 Mayıs tarihinde yapacak. Melek sana da 3 Mayıs çıktı. Melek burada zaten. Buraya koymuş olalım. 10 Mayıs'ta Burak Özdemir, diğer Burak arkadaşımız. 10 Mayıs'ta Burak Özdemir olacak. Ve Alperen gelmedi, geliyordu ama o da gelir diye düşünüyorum. Alperen de 10 Mayıs tarihinde olacak. 17 Mayıs tarihinde Gökhan olacak. Son olarak Muhammed olacak. Bu arkadaşlar gelmedi ama bakalım. Bir de Ramazan olacak. Gökhan, Muhammed ve Ramazan'da 17 Mayıs tarihinde. Ben bunları bir kez o bize yazacağım. Bunu bir kez yazacağım. Daha sonra özel bir hatırlatma yapmam. Yani arkadaşlar bu tarihler içerisinde kendilerini hazırlarlar, gelirler. Ha, son birkaç gün kala ya da işte bir hafta kala bir sıkıntı oldu. İşle alakalı bir problem oldu. Bir hafta öteye erteleriz ya da bir hafta öne alırız. Onlar sorun değil. İmkan da olduğunda onları yaparız. Ama sunum günlerimizi bu şekilde netleştirmiş oldum arkadaşlar. Bu da bizim için olacak. Önemli. Dedim ki bu listeyi de ben bu liste atarım, mesaj olarak yollarım. Böylelikle sunum listeniz bu şekilde belirledim. Dedim ki bir popülist ülke incelemesi isteyeceğim. Listeyi ALMS'ye yükledim. Ben size örnek vereceğim. Vizeden önceki kısımda, yani bir iki hafta içerisinde örnekleri de anlatacağım. Ne istediğimi de bu şekilde görmüş olacaksınız. O örnekleri de yükleyeceğim. Daha sonrasında zaten yani quizden sonra da tamamen size kalmış olacak. Buradan sunumlarımızı sizlere almış olacağım. Daha sonrasında sunum ödevlerinizi en son dönem biterken yazılı ödev olarak bana teslim edeceksiniz. Bu da yazılı ödev kısmı olacak. Başka herhangi bir sınav, ekstra bir şey olmayacak. Bu ders ile alakalı zaten yarıya yaklaştık sayılır neredeyse. Dolayısıyla ben o kısma kadar devam edeceğim. Gerisi sunumlarla sizlerde olacak. Sunumlarınız da ortalama 20-30 dakika, 25 olsun. Dakika civarında bir sunum talep ediyorum. Çok uzun olmasın, tabii çok kısa olmasın. Ortalama süre olarak bunu veriyorum. Ona göre derste işte ben sunumlarınızı değerlendirip sorularını soracağım. Arkadaşlarınız sorusu varsa onları alacağız. Bu şekilde tamamlayacağız. Okay. Herhangi bir soru sorun. Dediğim gibi sunum listelerinizi ALMS üzerinden alabilirsiniz. Soru hocam, evet. Konu ve ülkeyi ne zaman ve nereden iletmemiz gerekiyor size? Bana mail olarak atarsanız çok sevinirim. Yani mail olarak daha kolay okuyorum. Mail olarak atarsanız. O bizden de yazabilirsiniz. Mail daha sağlıklı. Tamam hocam. Mail olarak atarsanız daha kolay olur. Dediğim gibi hani ne kadar yavaş yavaş düşünmeye başlayın. Vaktimiz var ama yani aynı konuyu seçme ihtimali, çakışma ihtimali olacağı için ne kadar erken okutarak onu da söylemiş olayım. Bana mail olarak yazabilirsiniz ya da ofiste mesaj alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bir şekilde bana ulaştın ki ben de onun notunu alayım. Kesinleştireyim konularınızı. Başka bir öneriniz varsa da işte ben de dalışım. Hocam bu olabilir mi diye. Ben hani aklıma ilk gelenleri yazdım. Başka örnekler olursa da onları da ekleyebilirsiniz. Sıkıntı değil. Popülizm çünkü çok dinamik bir olgu. Dünya sahnesinde de yeni yeni örnekleri de ortaya çıkıyor. Şimdi bunları da bir araya getirirsek yeni kurulanın çıkması da gayet olası, potansiyeli olan meseleler. Dolayısıyla bunları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bugünkü dersi tamamlıyoruz. Gelecek hafta dediğim gibi popülizmin türleri üzerine, sağ popülizm, sol popülizm, klasik popülizm, neoklasik popülizm, bunlar üzerine konuşacağız. Bunlar üzerine bir çerçeve sizlere aktarmaya çalışacağım. Sonraki haftalarda örnekleri ben incelemeye başlayacağım. Tamam mı? Herhangi bir soru sonra gördüğüm kadarıyla mevcut değil gibi. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Dersin tekrarını, Onurcan sen geç gelmiştin, o yüzden söyleyeyim. Tekrarını yine YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yani hafta sonuna kadar YouTube'a yüklerim. Bütün dersler orada mevcut arkadaşlar. Yine YouTube'dan tekrarlarını izlersiniz. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü saat 11'de tekrar görüşüyor olacağız arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.